Bu parçayı aranjede sen de varsın. Bu aranjeleri yapanların neye dikkat etmesi gerekiyor iyi aranje için? Ya öncelikle şarkının ne istediği çok önemli. Çok önemli. Yani sizin ya da solistin yani parçayı okuyacak insandan çok parçanın ne istediği ona önemli. Bu anlamda da iyi aranjörlük de zaten oradan geçiyor. Aha. Hani çok iyi şeyler kullanıyor olmanın yanı sıra hani teknolojiden bahsediyorum. Evet. Hayranlıyım. Gerçekten öyle. İyi ki vardı öyle bir insan. Onunla Tunç gibi bir isim vardı Türkiye'de. Evet, rahmetli. Ve Sezen Aksu ciddi çok yükseklerde onunla Tunç sayesinde. Evet. Sen de olacak mısın? İnşallah, inşallah. Daha çok genciz. Sevgili Gökay, Mercan Dede ile çalışıyor. Söyler misin lütfen onu? Times dergisine evet. Atatürk'ten sonra kapak olan ikinci Türk. Çok Mercan önemli bir şey. Gerçekten çok önemli. Sen bir grupun da müzik direktörlüğünü yapıyorsun. Ha, evet, evet. Yakında da bir konseriniz var. Onu da söyler misin? İstiyorum böyle paylaşmanı istiyorum. Bizim bu grup gerçekten çok ilginç. Aha. Ya böyle Avrupa'da biz Avrupa ve Kuzey Amerika turnesi falan yaptık böyle birçok sanatçıyla. Aha. Dünyada şöyle bir eksik var. Herkes bize yani bizim Alaturka sound'umuza yaklaşıyorken aha, biz sanki böyle tam şeyimiş gibi hani kendimizin farkında aha, olmadan daha çok batıya kaymaya çalışıyoruz. Bu, kendi değerlerimizin farkında değiliz. Aynen öyle, aynen öyle. Türk insanının genel yapısında da var bu. Hani giyimi olsun, evi dekore ederken bile böyle. Biz bu grupta onu keşfettik. Sting, Madonna, Michael Jackson gibi böyle ünlü isimlerin çok böyle 70'ler, 80'ler soundlarını Alaturka çalıyoruz. Evet. Bir şey söyleyeceğim, çok kusura bakmayın. Mercan Dede işte dediğimiz arkadaşımız bizim Times dergisine girmiş Atatürk'ten sonra. Evet. Ney çalıyor evet, ve altyapı elektronik evet, yani çınıyı birleştirmiş evet, mükemmel yani evet, bizim demek ki Türk müziğini o neyin o enerjisi etkiliyor. Mistik, tabii, tabii, mistik, mistik havasını. O melodiler, o melodiler, o güzellik. Çok doğru. Çok önemli. Zaten ya, arkadaşlar şunu söyleyeyim, müzik evrenseldir. Konserinizin tarihini söylemeyi unutma lütfen. 7 Nisan Cuma günü. Nerede? İstiklal Caddesi A Cami Sokak'ta Stüdyo Live. Bir mekan var. Aha. Oradayız. Bize Aylin Aslım, aha, Hayko Cepkin ve Circus'ın solisti Hakan eşlik edecek. Aha. Featuring olarak. Bütün müzikseverleri bekliyoruz. Buradan da hatta bizim söyleyeyim. Lütfen bir gün müzik direktörlüğünü yaptığım grubu da burada ağırlamak isterim. Besteleri verdiği sanatçılardan bir tanesi Aşkın Nur Yengi. Diğeri Emre Altuğ. Diğeri Ufuk Çakır. Diğeri de Hande Yener. Peki şimdi herkes herhalde en çok Hande Yener'i merak eder. Evet. Hande Yener'e hangi bestelerini verdin hatırlıyor musun? Hande Yener'in işte bu en son albümünde 1 ve 5. şarkı Yola Devam, Kim Bilebilir Aşkı. Aşkın Nur Yengi'yi onları hatırlıyor musun? Yalancı Bahar şarkısının sözleri benim. Çalışmayı, besteyi kimle yaptınız? Besteyi Serkan diye bir arkadaşımla beraber yaptık. Çok güzel. Yalancı Bahar ben çok sevdiğim evet, bir parçadır. Çok güzel. Emre Altuğ? Emre Altuğ'da Gözün Aydın Yer. Onu severim. Gözün Aydın Yer. Sevdiğim bir parçadır. Evet. Candan Erçetin, Sibel Tüzün, Harun Kolçak, vokal yaptın onlara ve aynı zamanda da flütünle de eşlik ettin onlara. Bir de aynı zamanda bestekarlık yönün de var.